Yani faydalı bakteriler azalır, zararlı bakteri ve mantarlar çoğalırsa zararlı bakteri ve mantarların üretmiş olduğu toksik madde bağırsakları yakıyor. Bağırsaklar yanarsa ne olur? Yeterli ve kaliteli enzim salgılayamaz. Evet. Çok özel bir enzim salgılar ince bağırsak. Bunun ismi diaminooksidaz. Bu enzim azalırsa Hocam bu histamin yükselir. zararlı mı? Oksidan dediğiniz o terim. Hayır, bu enzim. Bu enzim ne işe yarıyor? Histamini minimum seviyeye çekiyor. Histamin ne demek? Histamin alerjiyi tetikleyen Faktörler. hormonsu bir madde. Bunu normal Seyircilerimizi olarak bilgilendirme hocam. Böyle terimsel o kadar, siz o kadar çok böyle araştırmalar yapmışsınız ki üzerinde kitabınızda da zaten var ama evet. bazı terimleri biz de anlayamıyoruz. Ben bir Evet. seyircilerim. Yıllar önce Almanya'dayken Avustralya'dan çok güzel elmalar geliyor. Böyle baktığınızda Evet. cam gibi. Çok güzel. İnsanın tabii ki alıp yiyoruz birkaç defa hoşuma gitti. Ay güzelmiş dedik. Tadı güzel. Sürekli gidip ekstra bu Avustralya'dan gelen elmalar yemeye başladık. Evet. Fakat birkaç hafta sonra alerji başladı. Elma yiyemez olduk. Neden? Çünkü aşırı ilaçlıyorlar. Avustralya'dan Almanya'ya gelene kadar 3 ay yollarda bozulmasın diye çok yoğun bir ilaçlamadan geçiyor. Kimyasal Anladım. işlemden geçiyor. Bu da ne yapıyor? İşte Bünyenin bütün alerji. dengelerini, hormon dengelerini Evet. bozuyor. Elmaya karşı alerjimiz yoksa elmada alerji başladı. Normal elma yediğimizde de Değil mi? Hocam alerji başladı. o zaman şöyle maddeler halinde sıralayalım mı seyircilerimize? Polenden bahsettik, kurdeşandan bahsettik dün programımızda. Alerjiden ve alerji türlerinden işte polen falan dedik. Bunların açılımlarını yaptık. Hangi tür bitkilerin, bitki karışımlarının iyi gelebileceğini seyircilerimizle paylaştık. Şimdi besin alerjisi. Dün Pişiniz. dedim ya hocam ben kendimden örnek verdim. Hani yumurta yediğim zaman her yerim kabarıyor böyle. Evet, kaşıntı, Buralardan kabartı, böyle tamam. kaşıntı böyle. Hani siz diyorsunuz deli gibi ben kaşınıyorum böyle her tarafım bir şey oluyor. Aynen öyle. Ben bir tane yumurta yediğimde haşlaması ya da kızartması özellikle haşlamasında oluyor bende. Böyle bir pütür pütür hocam şeyler lekeler oluyor. Bazen böyle sulu şekilde böyle benek benek şeyler çıkıyor. Ve bunu ben patlattığım zaman orada iz kalıyor. Yani alerji kalıcı izlere dönüşüyor bende. Yumurta gibi başka ne tür besinler alerjiye sebebiyet verebilir, alerjiyi tetikleyebilir hocam? Yumurta Maddeler halinde normal biraz... çok yoğun bir protein içerir. Bu protein neye dönüşüyor? Bağırsaklarda amino asitlere. Amino asit hücre Aslında yapımında çok kullanılır. faydalı ama bana... Faydalı. Fakat bağırsaklarda mantar varsa, mantarlar amino aside dönüşmesi gereken proteini biyojen amin dediğimiz toksik maddeye dönüştürür. Yani bağırsaklarda mantar varsa, mantarlar protein amino aside dönüşmesi gerekirken biyojen amin dediğimiz toksik madde, Toksik madde yani zehirli histamin madde gibi mi zehirli hocam? maddelere dönüştürür. Bu da alerjiyi tetikler. Yani bunun sebebi bağırsaktaki Oh, eyvah eyvah hocam. Bağırsağımda demek ki mantar var benim. Bundan çok çok dolayı mantar madem. var, evet, çok mantar var. Oh, eyvah eyvah. Bağırsakları tedavi Zehirli etmeden asla ve asla alerjinin hiçbir türünden kurtulamazsınız. Anladım. Yani Yani bağırsaklarda. her şeyi tetikleyen bütün rahatsızlıkların belirtileri ne Evet. oluyor? Ama bu Bağırsaklar. şöyle. Bağırsaklardaki Mantarın mantarlar. teşhisi yok. Yani veyahut da çok çok ağır. Hocam Bakteri belirtileri veya nedir? virüs gibi değil. Belirtileri nedir yani? Hani izleyenler de şimdi merak ediyorlardır. Ben de merak ediyorum. Hani bu sadece Mantar belirtisi nedir? hani Yani nasıl mantar? alerjim var. Evet benim bağırsağımda mantar var. Yüklü oranda mantar var diyebilir miyim yani? Ya da herhangi bir alerjiye yakalanan insanlar. Hani nasıl anlarız hocam? Teşhisi yok dediniz ya. Baktığımız zaman vücudumuzdan belirtileri var mıdır? Kişinin şayet dilinin üzerinde beyazımsı bir tabaka varsa mantar var. Sarımsı bir tabaka varsa çok mantar var. Sarımsı çok. Kahverengimsi bir tabaka varsa çok çok mantar var. Kahverengi Hiçbir full. tabaka yok da kızarmışsa Kahverengi ve full. Eyvah eyvah. toplu nebaşı gibi böyle noktalar oluşmuşsa aşırı vitamin yetersizliği, aşırı mantar var demek. Yani dilden anlaşılır aslında. Neden mantar Şimdi teşhis herkes böyle edilemiyor? aynanın karşısında dillere bakıyorlardır hocam değil mi? Bazen de o noktacıklar hani dediniz ya böyle benek benek Evet, şeyler evet. koltuk altlarında da oluyor hocam ben bazı arkadaşlarımda görüyorum. Bu vitaminsizlikten dolayı bende yok ama arkadaşlarımda var. Onlar vitaminsizlikten dolayı mı ya da bağırsaktaki mantarın şey mi etkisi mi? Koltuk altlarında oluyor Şimdi hocam genelde saç, benek benek böyle. mantar mesela diyelim ki kişinin tırnağında, derisinde, Evet. herhangi bir noktada basit, çok az miktarda mantar varsa veya ekseme veya Evet. sedef varsa, herhangi bir deri hastalığı varsa bunun %99'u bağırsaklarda demek. Yani deride, tırnakta, saç dibinde herhangi bir yerde
sedef, ekzema, akne gibi. Veyahut da liken gibi, liken planus. Liken planus da bir çeşit mantar. Varsa, herhangi bir deri hastalığı varsa, bunun sebebi bağırsaktaki mantarlar. Hocam, deride saç... sadece evet. buzdağı gibi şey. Bir kısmı sadece %10'u dışarıda gözükür, geri kalanı bağırsakta gözükmez yani. Hocam saç diplerinde bazen böyle şey oluyor, yani herkes tararken kiminde vardır, kiminde yoktur mesela. Ben biraz kaynar suyla yıkanıyorum mesela. Burada saç diplerimde böyle şeyler oluyor. Bu şey mi oluyor yani? Kepek mantar gibi mi? Kepek tarzı. Diplerde yani. Deride. Evet. Döküntü şeklinde bazen oluyor. Bu mantardan dolayı evet. mı oluyor? Eyvah eyvah. Eksem, sedef olabilir. Şimdi mantar neden teşhis edilemiyor? Mantarı futbol topu kadar düşünelim. Bakteriyi portakal kadar, virüsü misket kadar. Bağırsaklar da kalecinin arkasındaki file gibi düşünelim. Bu fileden portakal ve misket geçer mi? Geçer. Futbol topu geçer mi? Geçmez. Bağırsaklar geçirgendir, filtre gibi. 2 milyar kanal var, virüs denen kanallar. Besinlerdeki vitamin, mineral, enzim, glikozu emerken bakteri ve virüs de kana karışır. Fakat mantarlar çok büyük olduğundan bu virüs denen kanallardan, filtre gibi olan kanallardan içeri geçmez, emilmez. Evet. Emilmediği için mantar bakteri ve virüsten farklı, kene gibi bağırsaklara yapışır. Hocam çok güzel benzetiyorsunuz. Evet. Yani konuyu anlatırken o kadar güzel örnekler ve benzetmeler yapıyorsunuz ki. Ve sürekli toksik madde üretir. Evet. Kişide halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik, omuz, sırt, bel ağrıları, halsizlik, dövülmüş gibi böyle kendini hissetme. Yorgun, bitkin yorgun, değil mi? Yorgun, bitkin. Çünkü yemiş olduğu besinlerdeki glikozu yok ediyor, toksik maddeye dönüştürüyor. Mantarlar. Mesela geçenlerde Rus bayanlar sahte alkol içenler öldü. Neden öldü? Metil alkol içerdiği için yüksek oranda. Bağırsaktaki mantarlar da metil alkol üretiyor. Zehirli gaz, zehirli alkol zehirli üretiyor. Gaz, zehirli gazlar, zehirli üzerine, alkoller. Bir de onun üzerine işte sahte alkol tüketimi olduğunda ne oluyor? Bağırsaklar tabii iflas ediyor yani, mantarlardan. Bağırsaklarında mantar olan kişinin alkol içmesine gerek yok. Değil mi hocam? Zehirli alkol içmesine gerek yok, zehirli gaz içmesine gerek yok. Çünkü mantar üretiyor zaten. Değil mi? Hocam başka hani genel olarak böyle doğrulanacak şekilde sizler bilgilerinizi bizlerle paylaşıyorsunuz da. Genel olarak böyle hani besin alerjisi, başka ne tür besinler mesela alerjiye sebebiyet verebilir? Tanıdığım bir bayan, bir hasta, Sevda Hanım. Hı-hı. Normalde her türlü besin yiyordu aniden. Ceviz yediğinde kadıncağızın boğazı şişti. Hastaneye zor kaldırdılar. Küf mantarı, küf tamamen bu kurutulmamış. Küf mantarı kapmış. Bazı insanlar fındık, fıstık, ceviz yediğinde kavrulmamışsa, küflenmişse, küf mantarının üretmiş olduğu sporlar alerjik tetikler. Aniden boğazı tıkanabilir. Nefes alamayabilir. Anafila, şok yani ölüm tehlikesi olabilir. Hemen hastaneye kaldırmak gerek. Çok rizikolu böyle durumlar da var. Bazı insanlar çilek yediğinde rahatsız olur. Peynir, şarap, bunlar histamini tetikler, alerji tetikler. Peynirin her türü yüksek oranda geçen histamini içerir. Geçen programımızda sizin ofisinizde de biz bir röportajımız oldu hocam sizinle. O zaman da peynirden birazcık böyle değinmiştik ama çok ayrıntılı, çok açılımını röportajımıza yer vermemiştik. Burada konuşalım isterseniz. Bugün konuşalım. Peynirin ne tür zararları var? Çünkü peynir bizim kahvaltımızda, kahvaltı sofralarımızda her sabah olmazsa olmazlarımızdandır değil mi? Hani zeytin, peynir, yağ, bal neyse. Bunun evet. ne tür bir ve her türlü her çeşit peynir diyorsunuz hocam. Her türlü. Yani 20 yıl önce takriben ben peynir yediğim de kolumdan böyle aşağı doğru bir ağrı girdiğini hissetmeye başladım. Çok peynir yiyordum. Neden niçin diye araştırdım. Neden yani bu peynir yedikten yarım saat sonra bir ağrı. Araştırdığımda peynir ne demek? Yağ demek. Yağlar yağ asidine dönüşür. Yağ asidi aside dönüşür. Kan asitlenir. Kanın pH değeri 7.40. Yani hafif alkalik, hafif asidik ortama doğru kayarsa kanın pH değeri ne olur? Hayati tehlike başlar. Bünyemiz fazladan ortaya çıkan peynirin sebep olmuş olduğu asidozu önlemek için aşırı kalsiyum harcar. Bu ne demek? 100 gram peynir yediğinizde 200 miligram kalsiyum alıyorsa bünye, bağırsaklı, 500-600 miligram kalsiyum evet. atar. Çünkü aşırı asitlenmeye sebep olur peynir. Hocam lacında da mı asit var? Evet, asit içeriyor. Dünyada yani köy peyniri falan. 4 milyar insan peynir yemez. Çin,
Hindistan, Endonezya, Malezya, Bangladeş, Pakistan, Tayland, Tayvan, Kamboçya, Laos. 4 milyar insan. Bu ülkelerde peynir yemezler. Çürük madde derler. Yemezler. Ben onları böyle yemediklerini görünce Almanya'daki tanışıyorum bir sürü insan. Peynir yemiyorlar, bu yenmez, bu yenmez diyorlar. Neden için araştırdım. Yazı yazdım. Bu konuda internette yayınlayamadım 5 yıl. Acaba hata mı yapıyorum diye çok araştırdım. Evet. Sonra McDougall Kadın Araştırmalar Enstitüsü var New York'ta. Bunlar 3200 bayan üzerinde araştırma yaptılar. Yapmış oldukları araştırmalarda peynir yiyenler yüksek oranda idrarında asit ve kalsiyum tespit edilmiştir. Bu ne demek? Peynir yerseniz vücudunuz asit oluşuyor. Bir, bu asidi atmak için aşırı kalsiyum harcıyor. Yani peynirden alınan kalsiyumun 3 katı atılıyor. Peynir yiyenler kemikleri güçleneceğine kemikleri eriyor. Benim bir tanıdığım çok peynir yiyordu. Evet. Kadın doktoru demiş ki bayana çok peynir ye. O da kafaya takmış. Çocukları için, beyi için yemek yapıyor. Kendisi peynir ekmek yiyor. Neden dedim? Doktorum dedi. Ya yapma etme. Yok. Aylar sonra gastroloji, mide rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetiklerde mide kanseri, rahim kanseri, kemik kanserine yakalandı. Bu aşırı asitten dolayı mı hocam? Evet. Aşırı peynir alımından dolayı. Aşırı peynirden öldü gitti, Allah rahmet etsin. İyi bir insandı. Evet. Peynir yerseniz kemikleriniz erir. Hocam yoğurtta aynı şeyi söyleyebilir miyim? Hayır, yoğurtta hani faydalı bakteriler var. Light yoğurt. Bağırsaklardaki bakterilerin %99'u nedir? Lactobacillus ve bifidobacter, faydalı bakteriler. Ben her gün hocam bir kutu böyle minik bir kutu şey yiyorum. Light yoğurt yiyorum kemiklerim güçlensin diye. Yiyebiliriz. Ya da erimesin yoğurt diye. Yoğurt işte deniz kadar iyi. Peynir de yiyoruz yok. Ama bir demek gibi daha peynir daha güçleneyim. Peynir yok. Peynir kesinlikle yok. Çünkü bu klinik araştırmalarla hocam haftada bir kere de mi yemeyiz? Yani peynir şöyle bir hafta sonu peynir, kadar. Peynir pizza yok. Peynir pizza yok. Oh. Çünkü bunlar hem histamini tetikliyor, alerji tetikleyici, artı asidoza sebep olduğu için bünyenin bütün dengelerini yok ediyor ve mineral yetersizliğine sebep oluyor. Çünkü aşırı kalsiyum harcıyor. Bağışıklık sistemini çökertiyor, iltihapları azdırıyor. Peynire son o zaman. Yani peynir iltihapları azdırıyor. Aşırı asit. Bununla ilgili klinik araştırması var. Yani elimizde belge var. Ben 5 yıl bu konuda yazı yazdım, yayınlayamadım ki tepki çok alırım diye. Fakat sağ olsunlar öyle bir klinik araştırması yaptılar. Evet. Belge hocam, var. Alerjiden bahsettik, alerji türlerinden bahsettik, her türlü alerji, polen alerjisi efendim, kurdeşen alerjisi ve besin alerjisi problemi geçiren insanlar, bu tür alerjileri olan insanlara neler önerirsiniz hocam? Bu tonik, lahana suyu ve 16 çeşit bitki, bu bağırsak midedeki Helicobacter pylori yani gastrite, ülsere, enterite sebep olan bakteriyi 3-4 haftada yok eder. Evet, hem ben bunu da belirtmek istiyorum hocam. Lahana suyu, siz bana gastritim vardı. Onu önerdiniz. Sevgili izleyenler, kilolarına veda etmek isteyen, hızlı bir şekilde kilo vermek isteyen bayanlara özellikle ben duyurmak istiyorum, seslenmek istiyorum. Hocam midemdeki gastrit geçti lahana suyu sayesinde. Teşekkür ediyorum bu konuda. Ama benim kilo verme problemim yok, kilo problemim yok. Ben 4 gün boyunca 2 bardak içtim. 4 gün boyunca ben yemekten kesildim. Kilo çünkü vermek dolabın, istemiyorsanız önce iksir sonra tonik. Dolabın kapağını açıyorum hocam. İnanır mısınız böyle bir tokluk hissi var. Yani şunu da belirtelim sevgili hanımlar. Dünkü programımızda da biz gerçi konuşmuştuk ama lahanayı ortadan ikiye bölüp de aman haşlayayım, aman suyunu içeyim, aman zayıfsın, böyle bir şey yok. Tamamen bitkisel değil mi hocam? Tamam, kaç tane karışım var? 19 çeşit. Lahana suyuyla diğer bitki karışımları. Sadece lahana suyu içilirse denedim ve iştahı kesiyor. Ondan peki dolayı ben özellikle hocam gastriti olup ya da gastrit problemi olmayan ama kilo vermek isteyen, fazla kiloları, aşırı kiloları olan bayanlarımız varsa ben özellikle lahana suyumuzu önermek istiyorum seyircilerimize. Çünkü gerçekten tokluk hissi veriyor. Evet. Şalgam suyu böyle. Acısız şalgam suyu. Bağırsaktaki mantarlara karşı da aloe vera jel. Bununla da ilgili dünyada 2,5 milyon insan üzerinde klinik araştırması yapılmıştır. Aloe vera jelimiz zaten sürekli bağırsak programımızda bahsediyoruz. Karşı. Klinik araştırmaları yapılmıştır efendim, doğrulanmıştır, kanıtlanmıştır. Zaten internet adresinizde de bu bilgiler ve bitkiler hakkında detaylı bilgiler var. Araştırmaları yapılmış efendim. Belgeleri zaten orada mevcut. Girip baktığınızda zaten gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Çünkü kanıtlanmış bilgiler efendim, değil mi? Üniversitelerin yapmış olduğu araştırmalar var. Başka neler önerirsiniz hocam? Bir de bitkisel çayımız vardı herhalde. Alerji çayımız. Alerji çayımız özel, vardı. Özel bir onu nasıl kullanmamız gerekiyor? Ne kadar etkisi? 2 yemek kaşığı demliğe konur. Türk çayı gibi demlenir. Normal çay gibi. Çok kolay. Gün boyu 1 litre içilir. Çay gibi demlenir. Gün boyu 1 litre içilir. Sabah, öğle, akşam yatmadan önce. Yatmadan, sabah, yayar. Öğle, akşam yatmadan önce. Yemeklerden sonra falan değil mi? Bu çay
mide ve bağırsaklık asidi gazı emer, sünger gibi. Şişkinliği önler. Anladım. Çünkü mantarlar bağırsaktan sökülürken aşırı gaz üretir. Bu da asidi gazı emer. Hocam internet sitelerinizde girmek isteyen, bakmak isteyen, bu tür problemleri olan ya da başka problemleri olan seyircilerimiz varsa bakabilirler değil mi? Hani bütün hepsi tabii. zaten Doğal mevcut. Kitabınızda da zaten mevcut. Evet. Hocam sohbetinize doyum olmuyor. Bugün bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Saygılar. Bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için. Sürpriz değil mi konularımız? Yarın konularımız sürpriz olsun, seyircilerimize söylemeyelim. Bizi izlediklerini de öğrensinler konularımızın hangileri olduğunu değil mi? Efendim yaşama dair bugünlük bizlerden bu kadar. Bugün yayın akışımızdan dolayı yarım saat erken başlamak durumunda kaldık. Ama bizler yarın aynı saatte yani 10.25'te Karadeniz TV ekranlarında olacağız. Farklı konu ve konuklarımızla. Sizler de bizleri yalnız bırakmayınız efendim. Yarına kadar hoşça kalın, mutlu kalın efendim.